Haberin Merkezi, Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, dün Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıl dönümünü kutladık sevgili izleyiciler. Dün akşamsa Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Teşkilatı Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi. Evet, Yakutiye Kent Meydanı önünde başlayan yürüyüş havuz başında sona erdi. Havuz başında çok renkli görüntüler vardı. Özellikle de yürüyüş sonrasında havuz başının içerisinde su dolu havuza giren öğrenciler adeta görsel bir şölen yaptı. Mikail Kurban'ın özel haberi. Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi. Yakutiye Kent Meydanı'nda toplanan grup ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla "Mustafa Kemal'in askerleriyiz, ne mutlu Türk'üm" diyene şeklinde sloganlar atarak Havuzbaşı Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü. Anıt önünde saygı duruşunda bulunan CHP'liler İstiklal Marşı ve andımızı okudu. Özümden, özümden çok sevmektir, çok sevmektir. Ey büyük Atatürk, ey büyük Atatürk. Açtığın yolda, açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe, gösterdiğin hedefe. Durmadan yüreceğime, durmadan yüreceğime. And içerim, and içerim. Varlığım, varlığım. Türk varlığına, Türk varlığına. Armağan olsun, armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene. Bravo Türk gençliği. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Taceddin Kızıloğlu burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet sisteminin 1923'ten beri ülkeye büyük katkılar sağladığını, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırarak bireyi vatandaş konumuna yükselttiğini söyledi. Kızıloğlu, devletimiz ve ülkemiz Cumhuriyet'in bizlere verdiği güç sayesindedir ki uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş ve yine ülkemiz Atatürk'ün koymuş olduğu ilkelerle dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir dedi. Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanmasından sonra 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletimize verilmiş olan en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer bizleri milli devletin onurlu bir şekilde özgürce düşünebilme, eşit haklara sahip olma, birer ferdi devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Devlet yönetime işini, kişilerin, ailelerini bir zümrenin ya da belli sınıfın eline bırakmayan Cumhuriyet sistemi 1923'ten beri ülkemizde büyük katkılar sağlamıştır. Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmıştır. Yürüyüşe katılanlar türküler eşliğinde halay çekti. Grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Evet, gerçekten de dün Cumhuriyet tarihimizin önemli günlerinden, önemli bayramlarından birini kutladık ve gerçekten de tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da güzel bir organizeye
ev sahipliği yaptı. CHP Erzurum İl Teşkilatı. Sevgili seyirciler, malum hafta sonu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde temayül yoklaması yapıldı. Ve bu temayül yoklamasının sonuçları açıklanmadan Ankara'ya gönderildi. Genel merkeze gitti. Erzurum'da bazı basın yayın organları sonuçların açıklanmamasına rağmen kendilerince sonuç açıkladı. Hal böyle olunca da AK Parti il teşkilatında bazı partililer bu duruma tepki gösterdi. Evet, yaşanan bu olay sonrasında şimdi gözler genel merkeze çevrildi. Genel merkez 1 ve 3 Kasım tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam'da yapılacak istişare toplantısının ardından belediye başkan adaylarının belli olacağı görüşünde. Yerel seçimler öncesi AK Parti'de Erzurum Teşkilatı temayül yoklamasında sandık başına gitti. 1 Kasım tarihinde sona erecek aday adaylığı başvuruları öncesinde temayül yoklamasının alel acele yapılması kafaları karıştırırken bazı basın yayın organlarında parti tarafından sonuçların saklanmasına rağmen sonuçları tahmin üzerinde vermesi tepki topladı. Bu arada temayül sonrası gözler genel merkeze çevrilirken AK Parti 21 istişare ve değerlendirme toplantısının 1-3 Kasım tarihleri arasında Kızılcahamam Asya Termal Tatil Köyü'nde yapılacağı ve sonuçların burada değerlendirildikten sonra açıklanması bekleniyor. İstişare toplantısında Başbakan Erdoğan aday adaylığı başvurularının sona ermesinin ardından kurumlarıyla son kez adaylar üzerinde değerlendirme yapacak. Yani kabineye girecek isimlerin de kampta belirlenmesi bekleniyor. AK Parti'nin geleneksel hale getirdiği istişare ve değerlendirme toplantısı 1-3 Kasım 2013 tarihleri arasında Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak olan ve basına kapalı olarak devam edecek olan kampın ana gündem maddeleri yaklaşan yerel seçimler, yani anayasa çalışmaları, çözüm süreci olacak. İç ve dış gelişmelerin de ele alınacağı kampta yerel seçim çalışmaları ağırlıklı olacak. Evet, siyasette tansiyon her geçen dakika, her geçen saat yükseliyor. Geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne sevgili izleyiciler. Malum aday adaylığı konusunda parti il başkanı Taceddin Kızıloğlu müracaatların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtmişti. Evet, dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı için ilk müracaat yapıldı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak ilk isim Ahmet Kovaytan oldu. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de hareketlilik başladı. Daha önce Şenkaya ilçesinden belediye başkanlığı için 11 ismin müracaat yapmasıyla seçimlere hızlı giren Cumhuriyet Halk Partisi'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk isim dün il binasında gelerek adaylığı müracaatını yaptı. İş adamı Ahmet Kovaytan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Vatandaşlarımızın hizmet alım noktasında eşit, adil, tarafsızlık içerisinde tüm halkımıza hizmet edebilmek adına bu göreve talip oldum. CHP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığımı açıklıyorum. Öncelikle partili tüm arkadaşlarıma, bu göreve talip olan tüm arkadaşlarıma, diğer siyasi partilerdeki tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Büyükşehir Belediyesi için adayı olan Ahmet Kovaytan, parti il binasında yaptığı basın açıklamasından Erzurum'a en iyi şekilde hizmet etmek için bu yola çıktığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Taceddin Kızıloğlu ise yerel seçimlere iddialı girdiklerini ve Erzurum'da tüm belediyelere talip olduklarını ifade etti. Değerli Ahmet Bey, bizlere dilekçesini ve dosyasını sunmuştur Büyükşehir için. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi olarak Erzurum'da, Büyükşehir'de başarılı olacak ve iddialıyız. Diğer arkadaşlarımız da bundan sonra, bu başlangıçtır, Büyükşehir aday adayımızın açıklanması ve ilçelerimizdeki bayağı yoğun olan adaylı arkadaşlarımızı da açıklayacağız. Bundan sonraki süreç Cumhuriyet Halk Partisi için başlamıştır. Erzurum için, Cumhuriyet Halk Partisi için ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Geçelim emeklilere sevgili seyirciler. Emeklilerin sorunları bitmek bilmiyor. Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ümit Bingöl de
her geçen gün sesini yükseltmeye devam ediyor. Bingöl'ün bugünkü gündeminde e-haciz vardı. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ümit Bingöl, emeklilerin sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor. Başkan Bingöl bugün e-haciz konusunu gündeme getirdi. Çok çok büyük bir sorun var. Bunu Azziye Vergi Dairesi ve Kazım Karabekir Vergi Dairesi yetkililerine sesleniyorum burada. Şimdi bunu Başbakanımız da bizzat açıkladı. Emeklinin maaşına haciz koyulamaz diye bir durum var. Fakat bankalara gittiklerinde e-haciz denilen bir şey karşılarına çıkıyor. Bu hususta Azziye ve Kazım Karabekir'i yönetimdeki müdür yöneticiler kimse bunu bir an evvel önlemini alsın, şu arkadaşlarımızın e-haciz denilen olaylarını kaldırsınlar. Biz bu yönde çok zor durumda kalıyoruz. Yani bunu çıkıp da basında paylaşmak istemiyordum ama aylardır bu devam ediyor. Ve üyelerimiz çok mağdur bu hususta. Bunun için bir şey yöneticilerden acilen bir şey bekliyorum. Önlem bekliyorum bu hususta. Bunu önemli kendileri düşünürlerse, oturup düşünürlerse onlar için iyi olur, bizim için iyi olur. Ve üyelerimizi bu sıkıntıdan kurtaralım. Peki başkanım, diğer vergi daireleri bunu uygulamıyor mu? Sadece ikisi mi? Hiçbiri uygulamıyor. Hiçbiri uygulamıyor ve bundan ben şey bekliyorum. Biraz da sağlık diyelim sevgili izleyiciler. Acaba ağız ve diş sağlığına ne kadar önem veya özen gösteriyoruz? Evet, bu konuda geçmiş yıllarda da sık sık haber bültenlerimizde yer vermiştik. Ağız ve diş sağlığına gereken önemi vermiyoruz. İşte bugün Diş Hekimler Odası Başkanı Doktor Alper Eminoğlu açıklama yaptı. Evet, Erzurum'da maalesef ağız ve diş sağlığına gereken hassasiyeti göstermiyoruz. Sağlık alanında ağız ve diş sağlığının önemi çok büyüktür. Ancak Türkiye'nin diğer illere göre Erzurum'da ağız ve diş sağlığına gereken önemin verildiğini söylemek pek de doğru değil. Öyle ki bu duruma doktorlar ve diş hekimleri de onay veriyor. Erzurum Diş Hekimleri Odası Başkanı Doktor Alper Eminoğlu ağız ve diş sağlığının alta ihmal edilmemesi gerektiğini altını çizerken Erzurum'da maalesef ağız ve diş sağlığına gereken önemin gösterilmediğinden yakındı. Eminoğlu, sağlık sistemini de eleştirerek vatandaşların duyarsızlığına Sağlık Bakanlığı'ndan da adeta destek verildiğini öne sürdü. İşte bizim Türkiye'de yapılan şey budur. İnsanların dışarıya gitmesi engellenmiş, sevk olayı yapılmamış ve sadece hastanelere mahkum edilmiştir. Bunu da kabul etmek mümkün, edersiniz ama hastanelerde yoğunluk artmıştır. Hastanelerde yoğunluk artınca ağız ve diş sağlığında diş doktorlarının her birinin başına bir günde en az 160 hasta düşmekte. Şimdi bizim iş girişimsel işlem yapan bir iştir. Yani hasta üstünde çalıştığımız bir iştir. En azından bir çekim yapsanız 10 dakikanızı alır. Tedavi yapsanız 20 dakikanızı alır. Bir kanal tedavisi yapsanız 1 saate yakın zamanınızı alır. Şimdi siz böyle 4 tane hastaya baktığınız zaman zaten 4 saatiniz gider. Halbuki 60 hasta geliyorsa size, onlar dakika ayırırsanız 600 dakika eder. Saate bölerseniz 10 saat çalışması gerekir doktorun. O da mümkün değildir. Bir hastaya 10 dakika ayıramıyorsa bir doktor, 3 dakikada, 2 dakikada oradan gönderebiliyorsa o zaman yaptığı işten verim almak mümkün değildir. Böyle bir sistem olunca da bu sistem içerisinde vatandaşın sağlıklı bir ağız ve diş sağlığına kavuşması da mümkün değildir. Çünkü onu eğitmek lazımdır. Eğitmek için de oturup konuşmak lazım, anlatmak lazımdır. Doktorun onu anlatacak zamanı yoktur. O zamanı bulamadığı için de kimse kimseyi eğitemeyecek. Bu sefer de kaba taslak bir işlerde bu işi yapmış olacaklar. Bu yüzden Türkiye genelinde ağız diş sağlığı şu anda oturmuş değil. Ben memnun değiliz. Dünyada diş hekimlerine gitme oranı sıklığı yılda 3-4 kezken bizde 0-8'dir. Yani bu bir bile değildir. Ağız diş macunu kullanma oranı diğerlerinde 450-500 miligramken bizde 100 miligramı bulmaz bile diyoruz. Bunların hepsinin eğitilmesi, öğretilmesi, anlatılması lazım. Geçenlerde bir haber yapmıştık. Asansör kullanımında neredeyiz diye. Evet, bu haberden sonra Türk Standartları Enstitüsü Bölge Müdürlüğü bir denetim yaptı. Ve yapılan denetimler sonucunda Erzurum'daki asansörlerin %60'ının kullanılamaz halde olduğu belirlendi.
Erzurum'da asansör kullanımı konusunda yaşanan sıkıntılar devam ederken Türk Standartları Enstitüsü Bölge Müdürlüğü Kanal 25'in gündeme getirdiği konu hakkında denetim yaptı. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde ilimizdeki binalarda kullanılan asansörlerin %60'ının kullanılamaz olduğu tespit edildi. Ayrıca bir tehlike arz etmektedir. En azından karşı tarafa bilgi bile vermiyorsunuz. Bu iş asansörün muayenesi yapılmış ama siz bu etiketi sökerek belki binmeyecek olanların bir binmesine sebebiyet veriyorsunuz. Sarı etiketlerimiz bunlardır. Bu bahsettiğim gibi yine tehlike şu an için can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmemekte ama eksiklerin bir önce giderilmesi lazım. Ama asansörümüzün yapıştırılan etiket bu etiketse, yeşil etiketse güvenle rahatlıkla binebilirsiniz anlamını ifade etmektedir. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü İbrahim Seyhan, Yakut ilçesinde 471 asansörden 371'inin, Palandöken ilçesinde 402 asansörden 238'inin, Aziz ilçesinde ise 26 asansörden 7'sinin kullanılamaz halde olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Teşekkür görmekteyiz. Enstitümüz Erzurum bölgesi olarak Erzurum'la birlikte 7 ile hizmet sunmaktadır. Bu illerimiz Ardahan, Ağrı, Erzincan, Bingöl, Iğdır, Kars illeridir. Herhalde unutmadık. Arada unutmuşuz. Bu illerde hizmetlerini, enstitünün tüm hizmetlerini sunmaktadır. Bugünkü asıl konumuz olan enstitümüzün, bir oraya geçmeden önce enstitümüzün misyonu konusunda da biz bir bilgi vermek istersek, enstitümüz bir özellikle ülkemizin rekabet gücünü arttırarak ulusal ve uluslararası düzeyde ticareti kolaylaştırmak, toplumun hayat düzeyini yükseltmek ve bunun için standartizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sağlamak. Misyonumuzu kısaca böyle özetleyebiliriz. Tabii vizyonumuzdan da bahsettiğimiz zaman hem ulusal hem de bölgesel ve uluslararası anlamda tercih edilen yönlendirici lider bir kuruluş olmak, bu bağlamda enstitümüz dünyanın en büyük standart kuruluşlarından birisidir. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Enstitümüz Erzurum bölgesinde 2003 yılından itibaren tüm hizmetlerini sunmaya başlamıştır. 2003 yılından önce enstitümüzün bir takım hizmetleri kısmi olarak sunulmaktaydı ama 2003 yılından sonra tüm hizmetler burada sunulmaya başlanmıştır. Erzurum ilimizde yapmış olduğumuz bölgemizde başladık ama önce Erzurum ilimizde Yakutiye Belediye'mizle birlikte başladığımız asansörlerin periyodik muayene işlemlerine başlamışızdır. Buna başladıktan sonra asansörlerimizin ne halde olduğunu, ne kadar sıkıntıda olmuş olduğunu ve bu işin ne kadar ehemmiyetli olduğunu hem vatandaşın bilinç düzeyini geliştirerek hem de bu konuda diğer kamu otoritelerine de bilgilendirerek güzel bir hizmet yapıldığını düşünmekteyim bu noktada. Sevgili seyirciler, Erzurum defterdarlığından Konya defterdarlığına atanan Ali Tongül'e veda ziyaretleri sürüyor. Defterdarlar kararnamesinin açıklamasıyla Erzurum'dan Konya'ya atanan Ali Tongül, Erzurum'a veda etmeye hazırlanırken bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de veda ziyaretleri yapıyorlar. Tayin olmasından dolayı da Erzurumlar olarak üzüntü duyuyoruz. Konya'da da aynı başarıyı göstereceğine inanıyoruz. Kendisine Erzurumlar adına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür bu plaketi sayın defterdarımıza takdim ediyoruz. Plaket düşüncesi çok nezaket göstergesi tanıştı. Teşekkür ediyoruz. Erzurum Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Salih Dikel ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Akdağ Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu üyeleri bugün defterdarlardan Ali Tongül'e makamında ziyaret ederek vedalaştı. Oda temsilcileri Erzurum'dan ayrılacak olan Tongül'e çeşitli hediyeler verdi. Şöyle. Arkasına geçin. Gel şöyle. Sen. Gel. Aynı orada kalmış. Akrabalardan bir kısmı da burada. Yani kök olarak Erzurum'uz. Erzurum'u çocukluğumuzdan beri hep özlemle, hasretle seviyoruz. Bu sebeple Erzurum'a bir vefa borcu var idi herhalde ki toplam daha önceden 5, bu dönem 2 olmak üzere
7 yıl hizmet etme imkanını yakalamış olduk. Cenab-ı Allah bunu bize bu fırsatı verdi. Ve çalıştığımız süre içerisinde sadece maliye hizmetleri değil de Erzurum'un bütün anlamda, bütün manalarda kalkınması için tüm paydaşlarımızla beraber koordinasyon içerisinde çalışmaya özen gösterdik. Bunu ne kadar yapabildik? Bu günlerde o belli olacak. Bize gösterilen, inşallah bu veda sırasında gösterilen davranışlar onu belli etmiş olacak. Ben daha doğrusu söylemek istediğim onu Erzurum halkı, Erzurum esnafı veya bürokratları, sayın valimiz, diğerleri, herkes onları belirlemiş olacaklar. Ben o konuda bir şey söylemeyeceğim ama gözlemliyorum bugünlerde, onu da gözlemiş var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet Kupası adı altında bir bilardo turnuvası düzenlendi. Türkiye Bilardo Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir bilardo turnuvası düzenlendi. Cumhuriyet Kupası adı altında düzenlenen bilardo turnuvasına 30 lisanslı bilardocu katıldı. Elit bilardo salonunda düzenlenen turnuva büyük heyecana sahne oldu. İzleyici bakımından da ilginin fazla olduğu turnuvada finale Kadir Güney, Kadir Coşkun ve Hamit Kotanoğlu yükseldi. Bilardo il temsilcisi Cevdet Coşkun, federasyon olarak her ay böyle turnuvalar düzenlediklerini ve bu ayki turnuvayı da Cumhuriyet Kupası adını verdiklerini söyledi. 2013 faaliyet programımızda yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası, 3 Şubat Bilardo turnuvasını düzenledik. Yaklaşık 30 lisanslı sporcu katılımıyla gerçekleşti. Final grubuna 3 aile sporcumuz kaldı. Kadir Güney, Kadir Coşkun ve Ümit Kotanoğlu arasında yapılacak maçlar sonucunda 1-2-3 olarak sıralanacaklar. Maçlarımızı resmi hakimlerimiz söylemektedir. 1-2-3'üncüye de gördüğünüz gibi burada kupada Erzurum'da spor kulübü tarafından verilen kupa ve madalya yarasımız yapılacaktır. Bizim amacımız Erzurum'da bilardoyu geliştirmek, işte gençlik kahve kültüründen ayrı bilardo kültürüne yönlendirebilmek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Kendi evinde Çık Salon Spor'u mağlup ederek 4. sıraya yükselen Büyükşehir Belediyespor'da moraller oldukça yüksek. Takımda önemli sakatlığın olmaması ve cezalı futbolcunun bulunmaması da teknik heyeti Darıca maçı öncesi umutlandırdı. Spor Toto 3. Lig 2. grupta 9. hafta karşılaşmasında Çıkalın Spor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında ben de varım diyen ve lider Düzyurt Spor ile arasındaki puan farkını 5'e indiren Büyükşehir Belediyespor'da gözler Darıca Gençler Birliği maçına çevrildi. Teknik direktör Yavuz İncedal yönetiminde Darıca Gençler Birliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Mavi Beyazların antrenmanları neşe içerisinde geçiyor. Erzurum temsilcisinde futbolcuların hızlı, istekli ve moralli olması da teknik heyeti 10. haftada deplasmanda oynayacak olan Darıca Gençler Birliği maçı öncesinde umutlandırdı. Kendi sahasında Çıksalın Spor'u Sefer ve Ekrem'in golleriyle deviren Erzurum ekibi Büyükşehir Belediyespor mutlak 3 puan parolası ile Darıca Gençler Birliği maçını bilenirken teknik direktör Yavuz İncedal da futbolcularının beynini yakıyor. Önce Darıca ile ardından da Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Büyükşehir Belediyespor'da tecrübeli çalıştırıcı zorlu virajdan en iyi sonuçla ayrılmak için oyuncuları ile idman öncesinde uzun süren bir toplantı yaparak kendilerinden daha da özverili olmalarını ve bu iki müsabakadan da en iyi sonuçla ayrılmalarını istedi. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında, yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.